Herkese günaydın, iyi sabahlar. Dün yine çok da kuvvetli olmayan eksilerle kapanış yaptık. Şu anda da piyasalara, vadeli piyasalara baktığımızda biraz daha satışın devam ettiğini görüyoruz. Tabii devamlı olarak söylüyorum, ben paketin çıkma ihtimalini, seçim öncesi çıkma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Dolayısıyla bu zaten satış getirmeli. Dün de paylaştığım gibi daha kabus senaryosu diyebileceğimiz durumda aslında Trump'ın zannedildiği kadar geride olmadığı bir durum. Piyasada bu fiyatlama, bu iki fiyatlama çok çok zayıf bir şekilde yansıyor. Yani çok umutlu bir piyasayla karşı karşıyayız. Ama paketin çıkmaması, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, yani Avrupa'dan gelen haberleri de duyuyorsunuz. Akşam belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı, çeşitli sektörlerde yine benzer önlemler alınıyor. Sadece Amerika için değil, bütün dünya için çok ciddi anlamda deflatif bir baskı anlamına gelecektir. Dolayısıyla hala bu gördüğünüz fiyatlar, yani 3450'ler bir paketsiz ortam için bence çok pahalı fiyatlar. Biraz daha temkinli olmakta fayda var. Dün iki takip ettiğimiz senette, tabii NIO'da JP Morgan sağ olsun dememiz gerekecek, çok net bir yükseliş geldi. Yine bir Biden trade olarak First Solar tarafı döngüsel yeni zirvesini yapmış durumda. Orada da kuvvetli bir alım geldi. Görüyorsunuz eski tepesini geçti. Dolayısıyla sektörel bazda baktığınızda piyasada durum hala fena değil. Ama ben bu pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen bu seçime tırnak içinde naked, yani çıplak bir şekilde, long bir şekilde pozisyonları taşımak bana çok doğru gelmiyor. VIX veyahut da S&P opsiyonları üzerinden portföyün biraz korunması gerekir diye bakıyorum. Şimdi bu sabah Çin'den gelen enflasyon verileri önemliydi. Bakın görüyorsunuz beklentinin üzerinde bir düşüş var enflasyonda, üretici enflasyonunda. Şurada da 1.9 yerine 1.7'ye gerilemiş durumda. Şimdi aslında üretici enflasyonu tarafı önemli. Hepsi önemli de şurada kısaca tabloyu açarsam, benzer bir resmi biz daha önce daha şiddetli şekilde Çin tarafında görmüştük. Dönemde, yani aşağı yukarı 2012 ile 2016 arasında Çin deflasyon ihraç etmişti. Yine benzer bir durum var. Burada şuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu iş virüsle kaynaklanan bir iş değil. Yani 2019'un ikinci yarısından itibaren PPI zaten, üretici fiyat endeksi zaten eksiye geçmiş durumdaydı. Enflasyon, virüs bu hareketi kuvvetlendirdi. Şimdi bu önemli, bunu özellikle çünkü vurgulamak istiyorum. Bu durum pek çok noktada aslında karşımıza çıkıyor. Yani dönüp örneğin JP Morgan'ın global imalat PMI'ına baktığınızda 2018'den bu yana düşüyor olduğunu görüyorsunuz. Bakın kriz bu trendi sadece kuvvetlendirdi. Veya İş gücü katılım oranına bakalım. Bu Türkiye için de bir problem. Buradaki resme baktığınızda da benzer bir şey göreceksiniz. Bakın 80'lerden gelen katılım oranının yükseldiği bir dönem, sonra 2000'lerden itibaren katılım oranının düşmeye başladığı bir dönem. Burada daha sert düşüyor. Tabii ki bu önemli. Ama 2000 krizinde, 2008 krizinde, kriz bittikten sonra da toparlanamadığını görüyorsunuz. Şimdi burada bir yığın gösterge paylaşırım. Benzer nitelikte olan. Buradaki altını çizmeye çalıştığım şey şu. Covid tabii ki bazı şeyleri değiştirdi. Tabii ki bazı şeyleri sertleştirdi. Ama bundan önce gelen zaten net bir trend var. Çoğu yerde net bir trend var. Bunu göz ardı ederseniz, bunu kaçırırsanız ana ekonomik trendleri kaçırırsınız diye düşünüyorum. Yani şurada gördüğünüz bu resim varlık alımıyla, faiz indirimiyle çözülebilecek bir konu değil. Veya diğer gösterdiğim bazı göstergeler çok kolay kolay Merkez Bankası müdahalesiyle çözülebilecek göstergeler değil. Bir diğer soru da aslında şu: Çin'de
bir trend olarak düşen enflasyon görüyorsunuz. Öte yandan Çin tahvillerinin seyrine bakarsanız, şimdi tabii ki biliyorum beklentiler önemli falan filan ama genel olarak duruma, resme baktığınızda Çin tahvillerinin de ciddi bir yükseliş trendi içinde olduğunu göreceksiniz. Bakın getiriler çok net bir yükseliş trendi içinde aşağı yukarı Mayıs ayının başından bu yana. Dolayısıyla burada da aslında Bank of China için bir problem var. Bank of China'nın kurun değerini tutması, yani hem enflasyona göre yükselen bir Çin tahvil getirisi var, hem Amerikan 10 yıllıklarına göre yükselen bir tahvil getirisi var. Dolayısıyla Yuan'ın seviyesini tutmak ciddi anlamda zor olacak Bank of China için. Öte yandan Çin'in deflasyon ihraç ettiği bir ortamda merkez bankalarının da enflasyon yaratmaya çalışması, Batı'dan bahsediyorum, zor. Yani oraya da gelen bir baskı var. Neden? Çünkü daha önce de tartışmıştık. Amerika'da veya gelişmiş olan ülkelerde enflasyonun yokluğu sıkı para politikası değil zaten. Son 30 yıldır dünyada sıkı para politikası uygulanıyor demek doğru olmaz. Dolayısıyla varlık alımıyla, gevşek para politikasıyla enflasyon yaratabilme hüsranla bitecek. Ama kamu harcamaları, ham madde fiyatlarındaki artış vesaire, onlar tabii ayrı bir konu. Belki daha sonra bunu bir video üzerinden tartışırız. Parite tarafına geçmişken oradan devam edelim. Euro'da 1.1750'nin etrafında dolaşıyoruz. 1.1710'un kırılmıyor olması güzel, ama Avrupa'dan gelen haberler, yani işte Fransa'daki gelişmeler, Avrupa Birliği içinde değil ama İngiltere'deki önlemler, bütün bunlar tabii ekonomiyi yavaşlatacak gelişmeler. Dolayısıyla Amerika'da da bir paket gelmemesi, Amerika'daki paket Avrupa'yı, Çin'i, her tarafı ilgilendiriyor, gelmemesi son derece olumsuz ve bu ortamda 1.19'un yine hala kırılamadığını görüyoruz. Şurada heyecan yarattı herkeste ama hep tartıştık, çok aşırı long euro pozisyonları olması nedeniyle zaten burasının kırılması ihtimali zayıftı. Hala euro long pozisyonlar yüksek, dolayısıyla buradan aşağıya doğru 1.17.10'un kırılması durumunda aşağıya doğru bir satış dalgası daha görmemiz ihtimal dahilinde gibi gözüküyor. Özellikle korona ile ilgili gelişmeler ve altını çizerek söylüyorum, Amerika'daki mali paketin ötelenmesi, gecikmesi durumunda. Dolayısıyla şu bölgede yaşanacak olan fiyat hareketi çok kritik. Buradan tekrar şöyle bir dalga aşağı görme ihtimalimiz var mı? Evet, var. Ama koşulları da belli. Amerika'daki mali genişlemenin ötelenmesi gerekiyor. Onun dışında euro long pozisyonların büyüklüğünü takip etmeye devam edeceğiz. Altının da hikayesi aynı. Parasal genişlemeden yararlandı. Şimdi mali genişlemeyi bekliyor ama bunun da gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada çok aşırı bir satış baskısı olmasa da bir satış baskısıyla karşı karşıyayız. Şimdi blokta dün paylaştım. Buradaki piyasanın takip ettiği dinamiklerle reeldeki dinamikler tabii biraz daha farklı. Ama yine de mali genişlemenin geldiği bir ortamda altın yukarıya doğru gidecektir. Gümüş tarafına bakarsak, orada da altın gümüş rasyosunun göstereceği üzere baskının daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. Tabii açarsa eğer grafiği, burada bir platoya oturmuş durumda ama mali paketin gecikmesi buradaki baskıyı sert bir şekilde yukarıya doğru itecek diye düşünüyorum. Tabii dün ilginç olan, yani piyasanın büyüklüğü içinde çok büyük bir trade diyemeyiz bunu ama en azından göze çarpan işlemlerden bir tanesi Aralık ayında. Aralık ayına yönelik bence bunlar hedge işlemleri. Gerçek anlamda bir spekülasyon veya şey değil. Örneğin şuradaki 34 dolarda alınan kollar göze çarpan işlemlerden bir tanesi. Yine dün altın tarafında bazı opsiyonlar üzerinden stratejiler geliştirildiğini gördük. Ben bu adımlara altın kopacak, gümüş Aralık ayında, Mart ayında kopacaktan ziyade şu anda piyasada hiç fiyatlanmayan zayıf bir Biden zaferi veya olası bir Trump zaferine karşı bir hedge olarak görüyorum. Bence de yapılması lazım. Dün de paylaştım. VIX üzerinden olabilir veya S&P kollar üzerinden, putlar üzerinden olabilir. Ama long olan bir portföy için 3
kasımı tamamen savunmasız girmek bana çok doğru gibi gelmiyor. O yüzden lütfen orada biraz daha dikkatli olalım. Petrol tarafı OPEC'ten gelen, OPEC demeyelim de Putin ve Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalardan bulduğu destekle yukarıya doğru gidiyor. Tabii ki stoklar vesaire de önemli ama yine bir kez daha 200 günlük ve 50 günlük ortalamanın direnciyle karşılaşmış durumda. Kıracak mı? Açıkçası mali paketin gelmemesi durumundaki ben gelmeyeceğini düşünüyorum. Kırılma ihtimali biraz zayıf. Yani şu seviyelerin kırılması 41,5'lar diyelim bizi şu eski tepeye getirecektir. 44,20'ler diyebiliriz ama daha öteye gider mi? Mali paketin yokluğunda çok zor gider. Çünkü iflasların artacağı, ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha seyretme durumundayım. Yani şurasının net bir şekilde kırıldığını gördükten sonra karar vermek isterim. Bu ortalamalara yapışmış olması, burasının direncine rağmen kuvvetli duruyor olması son derece pozitif. Aşağı tarafta da şu gördüğünüz diplerin kırılmaması durumunda bu yatay trendin devam edeceğini söyleyebiliriz. Amerikan 10 yıllıklarında 70'lerin altına doğru bir kayma söz konusu değil ama burada da yukarı hareket biraz kesintiye uğradı gibi. Tabii yukarı hareketin temelinde hem belli ölçüde paket beklentisi var hem de Biden'ın başa gelmesiyle beraber açıklanacak olan altyapı paketinin getirileri yukarı iteceği beklentisi var. Çok mantıksız beklentiler değil ama elbette mali genişlemenin durması bu tarafı negatif etkileyecek gelişmelerden bir tanesi. Görüyorsunuz önceki haftaya oranla da getiri eğrisinde bir yataylaşma söz konusu. Bu da yavaşlama beklentisiyle ilgili bir hareket diyebilirim. O yüzden genel olarak Amerikan 10 yıllıkları pahalı gözüküyor olmasına rağmen hisselerde gelecek olan bir paket satışı durumunda tekrar bizi 0.65'lere doğru itebilir. O noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bitcoin elbette yanıltmadı. Yine altın ve S&P'ye paralel hareket ediyor. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok burada. Açıkçası ben biriktirmeye devam ediyorum. Hangi gelişmeyle yukarıya doğru kendisini atacak onu söyleyebilmek zor. Her zaman söylediğim gibi kurumsal alımlar bir yandan da Bitcoin'i piyasa korelasyonunu kuvvetlendiren adımlar. Dolayısıyla hem iyi hem kötü olarak değerlendiriyorum ama şu anda baktığınızda biraz şu eski tepelerin, şu dönemin direnç olduğunu görüyoruz. Yani 12 binlerin üzerine atması pozitif olacaktır. Buradaki olumlu diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi aslında volatilitenin ciddi anlamda azalmış olması. Yani hep şikayet ettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Bu kadar volatil olduğu bir ortamda yatırımcıların gelme ihtimali biraz zayıftı şeklinde konuşuyorduk. Şurada da bu arada görüyorsunuz. Ölüm olanları daha düşük yalnız. O açıdan daha pozitif bir şeydeyiz diyebilirim. Volatilite düşük, 200 günlük ortalamadan çok da uzaklaşmış değil. Dolayısıyla buradaki durumu pozitif görüyorum. Grayscale'in dün açıklamaları vardı. O tarafa baktığımızda da en iyi çeyreklerini geçirdiklerini söylüyordu. Yani perakende taraf buraya girmeye devam ediyor ve net varlık değerine baktığımızda da öyle anormal bir kopukluk yok. Dolayısıyla bu tarafta sağlıklı bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum tarafında resim yine baktığınızda şurada bir ciddi aşırılık vardı. Şu an için baktığımızda biraz daha sakinleşti diyebiliriz ama hala Ethereum'da belli bir ölçüde prim var. Dolayısıyla burada kastım anlatmaya çalıştığım perakende tarafında alımlarının hala devam ediyor olması. Piyasadan çekilen hem bu fon üzerinden belli ölçüde bir Ethereum var hem de öte yandan DeFi üzerinden çekilen bir Ethereum var. Dolayısıyla Ethereum'un upgrade'inin başarılı olması fiyat hareketini çok ciddi anlamda yukarıya doğru itecektir. O beklentiyle taşımaya devam ediyorum. Teknik olarak baktığımızda tabii orada da benzer bir durum var. Ethereum zirvesinin, bu DeFi hareketinin zirvesinin
arkasında gerisine düşmüş durumda. Kısa vadede de aşağı yukarı 385'ler diyebileceğimiz şuradaki dipler ve tepe direnç oluşturmaya devam ediyor. Herkese iyi seanslar, iyi bir gün diliyorum.